Evet, biliyorsunuz ki Siirt işsizlik oranının en yüksek olduğu illerden biri. Siirtliler seçime işsiz giriyor. Birçok parti seçim vaadi olarak Siirt'te işsizliği bitireceğini söylüyor. Bakalım Siirtliler bu duruma ne diyor? Ya bu ülkenin genel bir problemi zaten. Yani işsizlik Siirt'te çok fazla. İş bulunduğu takdirde de hatta asgari ücretin altında bile çalıştıran çok fazla iş yeri var. Aslında bu hukuken yasa dışı. Abi kim iş olanı salırsa ona oy vereceğiz. Yani kesin diye bir şey yok. Vaatlere bakacağız. Ya o zaman ne yapacağız? Bu işsizlikler tokat gibi cevap verecekler bu seçimde onlara. Madem ki onlar bize bakmıyorlarsa biz de onlara bakmayacağız. Bu kadar net. Ya bunun öncelikle acil bir çözüm bulunması gerekiyor. Başa kim gelirse gelsin. Acil bir 2-3 tane fabrikanın kurulup bu işsizliğin kesinlikle çözülmesinden yanayız. Yani insanlığın değeri çok azaldı. Mevcut hükümetten kaynaklı. Artık insanların kendi iradesinde kalmış bir şey. 4-4,5 milyara çalışan insanlar var yani şu dönemde. İnsanlık dışı. Şöyle artık insanlar biraz hani bulundukları durumun farkına varıp iradelerini kullanıp bir cesaret gösterirlerse belki de bu seçimde bir şeyler değişebilir. Bilemeyiz, yeni hükümetine getirince de bilemeyiz. Ben açıkçası bizim insanımızın yani farkındalık oranının çok az olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir şey değişmeyeceğini de düşünüyorum maalesef. Çünkü bir sürü üniversite var, bir sürü mezun var. Yani çok gereksiz bölümler var. Yani yeterli istihdam alan tabii yok yani. Olsa zaten bu kadar insan işsiz gezmez. Yıllardan beri AK Parti başlarken böyle bir sorunun çözülmediği için yani CHP, Saadet Partisi veya kim başa gelirse bunun gündeme alınması için gereken her şeyi yapacağız. Siyasi insanı, yani siyasi peşinde olan insanlara sorun bunları. Bunlar bunun cevabını vermesi lazım. Biz de sokaktakiler değil. Hani her seçim zamanında herkes gelip buralarda yalan dolan atar, sonra herkes çeker gider kendi evine. Onlar maaşını alır, benle sen burada bunların dedikodunu yaparız ve tartışmasını yaparız. Pek fazla bu tarz yerlerde de polemiğe girmek doğru değil bence. Çünkü her insanın görüşü farklı ama insanlar artık neyi istiyorsa kendileri onu seçecekler. 4 sene önce de seçtiler, şu an onu görüyorlar. Belki de hak ettikleri şey bu, bilemeyiz. Tabii ki işsizlik oranı yüksektir. Bunlar bizim suçumuz değil, bunlar başımızdaki insanların suçudur. Ve bir yanda da bizim de şöyle hatamız var. Biz onlara sürekli hamallık yaparız. Siirt insanı özellikle siyasetçilerin bir numara hamarı ve hamallık merkezidir. Söylenecek çok şey var da Silivri soğuk. Söyle. Siirt'te binlerce insanın iş umudunu temsil eden çinko fabrikasının önündeyiz. Kentteki işsizlik sorununu azaltacağına inanılan fabrika şu anda sadece birkaç işçinin çalıştığı atıl bir fabrika olarak göze çarpıyor.